Teşekkür ediyoruz. Değerli konuklarımız, şimdi konuşmalar yapmak üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank'ın teşriflerini arz ediyorum. Sayın Bakanım, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin değerli mensupları, saygıdeğer misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, MK-82 bombalarını akıllı ve nokta vuruş kabiliyetine sahip mühimmata çeviren hassas güdüm kiti HGK-82'lerin teslim töreninde sizlerle bir arada bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyor. Bu vesileyle hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Türkiye'nin güvenliği, milletimizin huzuru için görev yapan güvenlik güçlerimizin operasyon kabiliyetini artıran HGK-82'lerin vatanımıza, milletimize, ordumuza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin gücüne güç katan en ufak parça ya da ekipmandan sistem seviyesindeki ürünlerin üretimine kadar bu işlerde emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. HGK-82'ler savunma sanayinde ilkleri gerçekleştiren yüz akımız TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirildi. Bu kitler belirttiğim gibi, konuşmacıların da belirttiği gibi genel maksat bombalarını sahip oldukları güdüm teknolojisiyle gece gündüz tüm hava koşullarında görev yapabilen hassas vuruş kabiliyetine sahip akıllı mühimmatlara çeviriyor. Malumunuz bundan önce TÜBİTAK SAGE ve Aselsan ortaklığında HGK-82'lerin ilk teslimatları yapılmıştı. Bugün teslimini gerçekleştirdiğimiz HGK-82'ler ise ASFAD TÜBİTAK ortaklığında yürütülen toplamda 1000 adetlik kit üretim projesi kapsamında tamamlanan ilk partilerin teslimi olmuş oluyor. İnşallah Ağustos 2022'ye kadar da tamamı teslim edilecek. Şunu özellikle belirtmek istiyorum. Daha önceki teslimatlardan farklı olarak yine konuşmacılarımız bahsetti. Bu projeyi değerli kılan bir husus var. Yerli ve milli küresel konumlama sistemi alıcısı Kaşif bu projeye entegre edildi. Yani teslim edilen kitlerin içerisinde yerli ve milli Kaşif alıcıları kullanıldı. Bu dışa bağımlılığı ortadan kaldıran çok önemli bir gelişme. Bunun da haklı gururunu elbette yaşıyoruz. Ayrıca 3. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğümüze hassas güdüm kiti üretme kabiliyeti kazandırılması da elbette vurgulanması gereken bir başka önemli husus. Biz her zaman yerli ve milli diyoruz. Bu bağlamda Sayın Cumhurbaşkanımızın sıklıkla vurguladığı bir konu var. Kendi üretebileceğimiz ürünlerin yurt dışından tedarik edilmesine asla tahammülümüz yok. Bu manada savunma sanayimiz elbette çok kritik bir öneme haiz. Çünkü artık ülkelerin siyasi bağımsızlığı savunma sanayindeki bağımsızlığından geçiyor. Savunma sanayi alanında ülkemize karşı uygulanan gizli ya da açık ambargoları biz yerli ve milli üretimle adeta etkisiz hale getirmiş oluyoruz. Çok uzağa gitmeye gerek yok. Son zamanlarda SİHA'larımızda kullanılan kameralar için biliyorsunuz ambargo uygulayan ülkeler oldu. Ancak bu bizi yıldırdı mı? Elbette yıldırmadı. Biz bunu kendi lehimize çevirmeyi başardık. Vermedikleri ürünleri yerli olarak ürettik. Şu anda SİHA'larımızda bu kameralarımızı kullanmaya başladık. Askerlerimizden de çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bugün %70'lerin üzerinde yerlilik oranına sahip 10 milyar liralık ciroyu 3 milyar dolarlık ihracatı aşan bir savunma sanayi sektörüne sahibiz. Kara, hava ve deniz sistemlerinde gerçekten büyük aşamalar kaydettik. Hürkuş, Milgen, Mildar gibi projelerle yolumuza adeta dolu dizgin bir şekilde devam ediyoruz. İHA'larımız dünya gündeminde en ön sıralarda gazetelerin manşetlerinde kendilerine yer buluyor. Daha önce söylemiştim, yine söyleyeceğim. İnşallah biz savaşan İHA'larımızı ürettiğimizde dünya F-35'leri değil savaşan İHA'ları konuşacak. Ben buna yürekten inanıyorum.
Bir şey daha belirtmek istiyorum. Biliyorsunuz şu anda TCG Anadolu gemimizin üretimi devam ediyor. Bu bir havuzlu çıkarma gemisi. Ama inşallah biz sabit kanatlı İHA'larımızı TCG Anadolu'ya indirip kaldırmayı da ülke olarak silahlı kuvvetlerimizle, Milli Savunma Bakanlığımızla birlikte başaracağız. Ve bunu başardığımızda da dünyada bunu yapabilen tek ülke olacağız. O zaman da Türkiye'yi konuşmaya devam edecekler. İnşallah biz çok daha büyük başarılara imza atmak istiyoruz. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımızın bize çizdiği milli teknoloji hamlesi vizyonuyla gözlerimizi adeta en yukarılara, uzaya dikmiş durumdayız. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak milli teknoloji hamlesi ışığında hazırladığımız 2023 sanayi ve teknoloji stratejisinde savunma sanayini odak alanlardan biri olarak belirledik. Savunma sanayindeki teknolojik yetkinliğimizi perçinlemek için kamu, üniversite, özel sektör işbirliğinde durmaksızın çalışmaya devam ediyoruz. İlgili kurumlarımız ve yetkin insan kaynağımızla beraber hedef birliği içerisinde büyük bir ahengi de yakalamış durumdayız. Gerek destek programlarımız, gerek altyapılarımız, gerekse araştırma enstitülerimizle savunma sanayine sağladığımız katkıyı günden güne arttırmaya devam ediyoruz. Mesela bugün teslimatını yaptığımız ürünlerin mimarlarından TÜBİTAK SAGE gerek kapasitesi, gerek kabiliyetleriyle ülkemizin milli akıllı mühimmat ve milli füze devrimini başlatan kurumlarımızın başında geliyor. Türkiye'nin ilk sığınak delici bombaları, yine ilk milli seyir füzemizi de hava kuvvetlerimizin envanterine TÜBİTAK SAGE kazandırdı. Milli seyir füzelerimizde artık uçaklarımız 250 kilometre gibi uzak bir mesafeden hedefini nokta atışla imha etme kabiliyetine kazanmış oldu. Yine komutanımız da bahsetti. Ordumuzun hava hakimiyetini artıracak olarak Türkiye'nin ilk milli havadan havaya füzeleri Gökdoğan ve Bozdoğan için çalışmalarımız çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Tabii bu mühimmatların geliştirilmesi kadar bunların alt sistemlerinin yerleştirilmesi konusuna da özel bir önem veriyoruz. Biraz önce de bahsettim. Bugün teslimatı yapılan HGK 82'lere entegre edilen küresel konumlama sistemi alıcımız Kaşif bunlardan bir tanesi. Tabii burada şunun altını da çizmem gerekiyor. Bunları belki ilk başta millileştirmemiz çok önemli. Ama benim arkadaşlarıma talimatım ve her zaman vurguladığım husus şu. Tamam, eğer bu kabiliyete sahip değilsek bunları geliştirmek için gayret gösterelim ama bir süre sonra bunları artık dünyada rekabet edebilir seviyeye getirmek zorundayız. Eğer sizin geliştirdiğiniz ürün dünyadaki rakiplerinden daha pahalıya mal oluyorsa insanlar bunu almayı tercih etmeyecektir. Buna da özellikle eğilmemiz gerekiyor. Yine TÜBİTAK SAGE'nin geliştirdiği ataletsel ölçüm birimimiz Atlas'ın da milli mühimmatlarda kullanılmasıyla birlikte yine önemli bir kabiliyeti kazanmış olacağız. Bu saydıklarım TÜBİTAK SAGE'de yapılan çalışmalardan sadece birkaç tanesi. TÜBİTAK SAGE'nin tüm projelerini saymaya kalksam emin olun burada vaktimiz yetmez. Yine TÜBİTAK SAGE ile birlikte TÜBİTAK Bilgem, İlteren ve TÜBİTAK MAM'da da önemli çalışmalar, savunma sanayine dönük önemli çalışmalar yürütüyoruz. Biliyorsunuz aslanlarımız baş döndüren zirvelerde, en zorlu coğrafyalarda al bayrağımız için mücadele ediyor. Onlar bu mücadeleyi yaparken biz de mühendislerimizle, teknisyen ordumuzda onların mücadelelerine omuz vermeye çalışıyoruz ve bunu yapmaktan da gerçekten gurur duyuyoruz. Değerli misafirler, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milli teknoloji hamlesi vizyonu çerçevesinde yaptıklarımız tabii ki bunlarla sınırlı değil. Şunu iyi biliyoruz, rekabet edebilirlik birçok alanda olduğu gibi savunma sanayinde olmazsa olmamız. Olmazı, rekabetçiliği arttırabilmenin yolu da kamuyla özel sektörün işbirliğinden geçiyor. Bu noktada bakanlığımızın verdiği desteklerle kurulan organize sanayi bölgelerinin ve endüstri bölgelerinin büyük bir önemi var.
Örneğin Kırıkkale Silah Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, OSE Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas OSB, Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi, yakında Çankırı'da kurmayı planladığımız patlayıcı OSB, savunma sanayimiz açısından aslında önemli boşlukları dolduracak projeler olarak karşımıza çıkıyor. Bu bölgelerdeki kümelenmeler bilhassa maliyetlerin azaltılması ve verimliliğin artırılmasında önemli bir görevi ifa edecek. Bakanlığımız altyapı oluşturma fonksiyonunun yanında projelere verdiği çok çeşitli desteklerle de sektörü ayağa kaldırmaya devam ediyor. Son 19 yılda sadece TÜBİTAK aracılığıyla savunma sanayi alanında yaklaşık 1000 projeye 5.6 milyar lira destek sağladık. Yine KOSGEB aracılığıyla son 3 yılda savunma sanayi işletmelerine verdiğimiz katkı 65 milyon lirayı aştı. Bu alanda faaliyet gösteren 41 ARGE merkezi 5.1 milyar liralık maddi avantajlardan faydalandı. İşte bütün bu destekler sayesinde proje havuzu, bu alandaki proje havuzu gittikçe genişlemekte ve adeta her bir projede diğer projeyi tetiklemekte. Projeden çıkan ürünler bir taraftan savunma sanayinde yerlilik oranlarını arttırırken diğer yandan istihdam ve ihracata da katkı sağlamakta. Bu bağlamda son dönemde yakaladığımız yüksek teknolojili ürünlerin üretimindeki artış da bu gerçeği teyit eder vaziyette. Değerli misafirler, vatan savunması kara, hava, deniz, siber dünya, hatta uzayla bir bütündür. Türkiye'nin yumuşak gücü kadar bilek gücü de aslında caydırıcılığının en önemli parçası. Bu bağlamda tüm kurumlarımızla tam bir koordinasyon halinde Türk savunma sanayinin gücüne güç katacak adımlar atmaya hep birlikte devam ediyoruz. Ben yeri gelmişken Sayın Komutanımın da müsaadesiyle, Sayın Bakanımızın da müsaadesiyle makine kimya endüstrisi kurumumuzda planlanan değişiklikten de kısaca bahsetmek istiyorum. Maalesef muhalefet MKE'ye özelleştiriliyor diye çok kirli bir dezenformasyon yürütüyor. Bazı sendikaların da bu oyuna geldiğini kamuoyundan üzülerek takip edebiliyoruz. Bir şeyin altını özellikle çizmemiz lazım. Mecliste görüşülecek kanun teklifine göre makine kimya endüstrisi kurumumuz özelleştirilmeyecek. Aksine kamu hüviyetini kanunla korumaya devam edecek. Sermayesi hazinede, yönetimi, hak ve yetkileri Savunma Bakanlığı'nda olan özel hukuk hükümlerine tabi bir kamu anonim şirketine dönüşecek. Çalışanlarının hakları ise sonuna kadar korunmaya devam edecek. Birçok yapısal probleme rağmen MKE son yıllarda büyük atılımlara imza attı. Kamu şirketi vasfıyla daha verimli, çok daha rekabetçi bir hal alarak hem TSK'nın gücüne güç katacak hem de ihracatımıza çok büyük katkılar sağlayacak. Ben buna yürekten inanıyorum. Nasıl Aselsan, Roketsan, Haversan gibi çok daha hızlı hareket edebilen şirketler varsa MKE'de aynı bu kurumlardan bir tanesine dönüşecek. İşte bugün örneklerinden bir tanesini yaşıyoruz. Bugünkü törenimizde Asfalt'la Sage'nin ortaklığının çok güzel bir ürününü görüyoruz. Asfalt nedir? Bir anonim şirket, hisselerinin tamamı hazineye ait ama yönetim yetkisi Milli Savunma Bakanlığımızda. Bakın, biz bu projeyi Asfalt gibi anonim şirket statüsünde devlete ait bir şirketle yürütmeseydik emin olun bu projenin yazışmaları bile bir sene sürerdi. İşte biz bu değişen dünyada, dönüşen dünyada rekabetçi olmak istiyorsak, tüm dünyayla rekabet etmek istiyorsak bu özel sektör mantığını kurumlarımıza getirmemiz lazım. Kurumlarımızın sahibi belli. Hepsinin sahibi milletimiz ve devletimizin hazinesi. Ama bunların yönetiminde esnekliğe ihtiyacımız var. Bakınız, eğer biz MKE'yi Rheinmetall'le rekabet edebilir seviyeye getirmek istiyorsak MKE'ye şunu söyleyemeyiz. Kardeşim, sen teknisyen alacaksan
git iş kurun havuzundan kurayla teknisyen al. Savunma sanayinde çalışacak teknisyeni bu kurumun kendisinin seçmesi lazım. Gerekiyorsa yurt dışından bu teknisyeni getirmesi lazım. Bunu nasıl yapabilir? İşte bu değişim ve dönüşümle yapabilir. Ben burada yapılacak işin çok hayırlı olduğuna inanıyorum. Sayın Milli Savunma Bakanımıza da bu işe öncülük ettiği için Sayın Cumhurbaşkanımıza gerçekten şükranlarımı arz ediyorum. Bugün önemli bir tören için bir araya geldik. Bu kitlerin üretiminde emeği geçen ben herkese tekrar şükranlarımı sunuyorum. Hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Kalın sağlıcakla diyorum. Efendim biz de Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank'a hitapları için teşekkür ediyoruz. Değerli konuklarımız, şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar'a kürsüyü teşriflerini arz ediyorum. Sayın Bakanım buyursunlar lütfen. Evet, Sanayi Teknoloji Bakanımıza özel teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bugün bu dönemde içinde bulunduğumuz sıkıntılar çerçevesinden biri de makine kimya konusu. O konuda son derece açıklayıcı diye buna ilave ettim bilgilerinden dolayı. Şahsım ve özellikle makine kimya personeline teşekkürlerimi sunuyorum. Sayın Bakanım, değerli komutan arkadaşlarım, değerli katılımcılar, hepinizi sevgiyle, saygıyla sözlerin başında selamlıyorum. Bugün burada hep birlikte yerli ve milli savunma sanayimizi geliştirmedeki azim ve kararlılığımızın bir ürünü olan hassas güdüm kiti projesinin başarıyla tamamlanmasının haklı gururunu yaşıyoruz. Malumunuz geçen hafta Atmaca füzesinin de test atışını başarıyla gerçekleştirdik. Gerek Atmaca'nın gerekse TÜBİTAK SAGE tarafından bugün teslim yapılacak olan hassas güdüm kitinin vatanımıza, milletimize, silahlı kuvvetlerimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Hassas güdüm kitlerinin üretimi operasyonlarımızda sivilleri, çevreyi, tarihi ve dini yapıları korumaya verdiğimiz önemli bir göstergesidir. Kullandığımız mühimmat ne kadar hassas olursa çevreye zararımız da o kadar kontrollü ve mümkünse sıfır olacaktır. Bu konuda biz hem planlama safhasında hem icra safhasında bugüne kadar yaptığımız bütün operasyonlarda, harekatlarda buna çok büyük önemler verdik. Ve bu çözümü de arkadaşlarımız gerçekten hem ülkemiz adına hem de dünyadaki bu uygulamaları arasında son derece seçkin bir yerde olduklarının da göstergesini her zaman ispatladılar. Bu manada ne yaptığımızın, bu konuda ne kadar hassas olduğumuzun göstergesi de yine internette ulaşmak mümkün arkadaşlarım. Daha önce diğer ordular tarafından yapılan çeşitli yerleşim bilimleri yapılan operasyonlar var. O operasyonlar sonrasında o şeylerin fotoğrafları var. Bir de bizim Afrin'e yaptığımız operasyon sonrasındaki fotoğraflar var. Bunlara, sadece bunlara bakılması dahi bizim bu konudaki ne kadar hassas davrandığımızı açık ve seçik bir şekilde gerçekten asil milletimizin geçmişine, tarihine, milli manevi değerlerine ne kadar saygılı olduğumuzun da bir gösterisi olarak önümüzde duruyor. Yine bu TÜBİTAK SAKE tarafından geliştirecek olan ve hava kuvvetlerimizin semalardaki üstünlüğünü perçinleyecek milli ramjet motorlu hava füzesi yani GÖKAN'ın ve devam eden diğer yerli ve milli projelerimizin de yakın zamanda sonuçlanarak envantere girmesini heyecanla beklediğimizi burada ifade etmek istiyorum. Tüm bu projeler ülkemizin savunma alanında dışa bağımlılığının azaltılması ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin etkin, caydırıcı ve saygın niteliklerinin artırılmasına yönelik hayati önemi haiz projelerdir. Bu nedenle durup dinlenmeden, yılmadan, gece gündüz azim ve kararlılıkla çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. Biraz önce konuşmacılarına değindiği gibi aynı zamanda iç piyasanın ötesinde ihraca da çok büyük önem verdiğimizin bilmesini altını çizmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği, destek ve teşvikleriyle yüksek teknolojiye dayalı savunma sanayimizdeki yerlilik ve birlik oranımız artık %70'leri aşmış duruyor. Ya gerçekten bunu aşmayı hep birlikte başardık arkadaşlar. Hedefimiz bu oranı inşallah 2023 yılında %70, %75, %80'lere taşımak. Bunun için yapılması gereken ne varsa yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Hatırlayın, daha düne kadar geçmişte piyade tüfeğimizi dahi maalesef
maalesef yurt dışından tedarik ederken artık milli piyade tüfeklerimizi, kendi savaş gemilerimizi, fırkateynlerimizi, İHA'larımızı, SİHA'larımızı, fırtına obüslerimizi, çok namlulu roket atarlarımızı, Atak helikopterlerimizi, akıllı hassas mühimmatımızı tasarlayıp inşa, imal ve ihraç seviyesine gelmiş bulunuyoruz. Her zaman ifade ettiğimiz gibi insan kaynağımıza, potansiyelimize ve bunu güce dönüştürecek savunma sanayi firmalarımıza gerçekten güveniyoruz. Savunma sanayimiz, devletimizin ve hükümetimizin kararlı duruşu, mühendislerimizin, bilim insanlarımızın, sanayicilerimizin ve işçilerimizin gayretiyle dünyada adından söz ettirmeye devam edecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda kamu, vakıf şirketleri, özel sektör ve üniversiteler büyük bir sinerji ve koordinasyon içerisinde çalışarak çok daha ileri seviyelere ulaşacağımıza da inanıyoruz. Artık arkadaşlar, artık cin şeyden çıktı. Hiçbir ülkeden geri kalmayacağız. İnancımız, sabrımız, azim ve kararlılığımızla çok daha büyük başarılar elde edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Önce biz inanacağız buna ve sonra çevremizi inandıracağız. Ve inşallah başaracağız. Bu kararlılıkla göz bebeğimiz olan Makine Kimya Endüstri Kurumumuzu çağın gereklerine uygun, rekabet gücü yüksek, etkin ve esnek bir hale getirmeye çalışıyoruz. Amacımız, gayretimiz bu. Zira biraz önce bahsedildi, Sayın Bakanımız ve diğer arkadaşlarımız bahsettiler. Zira hızlı değişim dönüşüme ayak durmamız gerekiyor. Yani bu dönüşüm ve değişim o kadar hızlı oluyor ki bu buna ayak uyduranlar yaşayacak, uyduramayanlar gidecek. O nedenle amacımız Makine Kimya Endüstri Kurumumuzu modern ve dinamik bir yapıya kavuşturmak, üretim kapasitesini arttırmak ve böylelikle savunma sanayimize daha büyük katkılar sağlamaktır. Amacımız, gayretimiz bu. İyi niyetli şekilde kaynaklarımızı daha verimli kılmak istiyor. Bunun için gayret sarf ediyoruz. Her zaman vurgulandığımız gibi yurt içi ve sınır ötesinde kahramanca ve fedakarca görev yapan Mehmetçiğin yerli ve milli araç, gereç ve mühimmatla donatılmasını milli bir görev, kutsal bir görev olarak görüyoruz. Herkesi de bu konuda yapılan çalışmaları desteklemeye, anlamaya davet ediyoruz. Değerli arkadaşlarım, bu vesileyle ülkemizi ve bölgemizi yakından ilgilendiren bazı hususlara değinmek istiyorum. Sizlerin de yakından takip ettiği üzere küresel ve bölgesel düzeyde belirsizliklerin arttığı, salgın şartlarının genel durumu daha da karmaşık hale getirdiği çok aktörlü ve çok faktörlü bir dönem hep birlikte yaşıyoruz. Böyle bir dönemde Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ordumuz karada, denizde ve havada, yurt içinde ve sınır ötesinde hiç olmadığı kadar yoğun ve etkin bir şekilde faaliyetlerine devam ediyor. Kahraman ordumuz vatanımızın, mavi vatanımızın, semalarımızın ve 84 milyon vatandaşımızın güvenliğini sağlamak için başta FETÖ, PKK, YPG ve DAEŞ gibi terör örgütleri olmak üzere her türlü risk, tehdit ve tehlikeye karşı ölürsem şehit, kalırsam gazi anlayışıyla azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürmektedir. Bu çerçevede Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarımız artan bir şiddet ve tempoda ve Iraklı kardeşlerimizle koordineli bir şekilde devam etmektedir. Tüm komşularımızın sınırlarına, toprak bütünlüğüne ve egemenlik haklarına son derece saygılıyız. Bizim mücadelemiz terörledir, teröristledir. Irak'ın kuzeyinde yuvalanan ve ülkemize 40 yıldır tehdit oluşturan teröristleri etkisiz hale getirmekten başka düşüncemiz yok. Bunu herkes tarafından bilmesi lazım. En son terörist etkisiz hale getirinceye kadar azim ve kararlılıkla mücadelemize devam edeceğiz. Terörü bitirmekte, halkımızı bu terör belasından kurtarmakta kararlıyız. Değerli arkadaşlarım, biz sadece kendi güvenliğimiz için değil, medeniyetimiz, tarihimizin ve evrensel insan değerlerimizin omuzlara yüklediği sorumluluk gereği dost ve kardeş ülkelerin barış, huzur, güvenlik ve demokrasiler için de mücadele vermekteyiz. Suriye'nin kuzeyinde icra ettiğimiz operasyonlarla ülkemizin güneyinde kurulmak istenen terör koridorunu engellemekle kalmadık, bölgede sağlanan huzur ve güven ortamıyla yeni bir göç dalgası ve insanlık dramı da önledik. Bunu herkesin görmesi lazım. Bilinmelidir ki terör koridoru engellenmeseydi ülkemiz çok daha farklı tehdit ve tehlikelerle karşı karşıya kalabilirdi. Çok daha farklı oluşumlarla karşılaşabilirdi.
Hatta Türkiye proaktif davranarak burada gerekli tedbirleri almasaydı yaşanacak muhtemel göç dalgası nedeniyle Avrupa dahi büyük zorluklarla yüzleşmek zorunda kalacaktı. Halihazırda Türkiye'de 4 milyonu, ülkemizde 5 milyonu Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere toplam 9 milyon Suriyeli kardeşimize insani yaşam şartlarını sağlamak için, güvenliklerini sağlamak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Değerli arkadaşlarım, 500 yıldan beri beraber yaşadık, beraber kardeşlik ve bağlarımız olan Libya'daki kardeşlerimize askeri eğitim, yardım ve danışmanlık faaliyetlerimizi de aralıksız sürdürüyoruz ilk günden itibaren. Onların daveti üzerine. Birleşmiş Milletler'in tanıdığı meşru Libya hükümetinin resmi çağrısı, daveti ve ikili anlaşmalar kapsamında şu anda Libya'dayız. Bizim oradaki bulunmamız tamamen uluslararası hukuka uygun bir şekilde gerçekleşmiş bir faaliyettir. Türkiye, Libya'da kesinlikle yabancı güç değildir. Bunu herkesin anlaması lazım, herkesin bilmesi lazım. Masum ve mazlumların yardım çağrılarını kimse duymazken, 2019'da Trablus'a 5 kilometre kalmışken, Trablus düşmek üzereyken, Hafter grubu tarafından, darbeci Hafter tarafından, kimse bunu duymazken, orada kimse yokken, Libya'da kardeşlerimiz yanında Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle biz olduk. Libya'da ortaya çıkan toplu mezarları, yaşanan insanlık dramını da unutmamak lazım. Hafter grubunun orada neler yaptığını da herkesin hatırlaması lazım, bilmesi lazım. Darbeci Hafter tarafından döşenen mayın, el yapımı patlayıcılardan dolayı uzuvlarını kaybeden, şehit olan çok sayıda Libyalı kardeşimiz var. Bunların bir kısmı Libya'da, bir kısmı da Türkiye'de şu anda hala tedavi altında ve aileleri de gerçekten perişan durumda. Onlara da el uzatan Libyalı kardeşlerimize beraber olan tek ülke Türkiye. Bundan dolayı zarar görenlerin ve ailelerin acılarını dindirmek için de her türlü gayreti gösterdik. Bundan sonra göstermeye devam edeceğiz. Amacımız Libya, Libyalılarındır. Anlayışıyla toprak bütünlüğünü ve siyasi bütünlüğünü, birliğini sağlamış, barış ve istikrar içerisinde yaşayan bir Libya'nın oluşumuna katkıda bulunmaktadır. Gayretimiz budur arkadaşlar. Libyalı kardeşlerimizin haklı davasına desteğimiz devam edecektir. Aynı şekilde, benzer şekilde diğer bir alanda da Kafkasya bölgesinin istikrarına da büyük önem veriyor. Bu bölgede de barış ve istikrarın sağlanması için büyük gayret sarf ediyoruz. Azerbaycan'ın öz toprağı olan Karabağ'ı Ermenistan işgalinden kurtarmasından sonra kurulan ortak merkez faaliyetleri Rusya ile koordineli bir şekilde devam etmektedir. Malumunuz 15 Haziran'da Türkiye-Azerbaycan arasında birliğimizin, kardeşliğimizin ve ortak gelecek hedeflerimizin göstergesi olan Şuşa Beyannamesi de Sayın Cumhurbaşkanımıza Sayın Aliye tarafından imzalandı. Bu tarihi bir adımdır. Bu gerçekten bizim zaten var olan bağlarımızı da bir şekilde somut olarak gösterdiği bir belge olarak ortaya çıkmıştır. Artık Türkiye ve Azerbaycan'ın güvenlik meseleleri birbirinden ayrı düşünemez bir seviyeye gelmiştir. Bu yapılan belgeyle, atılan imzayla. Bu beyanname aynı zamanda bölgede kalıcı barış ve huzur için bir fırsattır. Ermenistan, Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Aliyev'in uzattığı barış ve dostluk elini tutmalı. Bu fırsatı iyi değerlendirmeli arkadaşlarım. Türkiye tüm imkanlarıyla tek millet, iki devlet olduğumuz can kardeşimiz Azerbaycan'ın yanında olmaya bundan sonra devam edecektir. Değerli arkadaşlarım, gündemdeki diğer bir konu da Afganistan'a dair gelişmelerdir. Afganistan Asya'nın kalbidir ve son derece kritik bir öneme sahip olan bir ülkedir. Türkiye ile Afganistan arasında köklü, tarihi ve kültürel bağlar bulunmaktadır. Uzun yıllara dayalı. Nitekim bu yıl Türk-Afgan diplomatik ilişkilerinin 100. yılıdır. 1921 tarihli Türk-Afgan ittifak anlaşmasında da ifade edildiği gibi iki ülkenin kaderi ve saadeti birbirinindir. Dolayısıyla Türkiye her zaman kederde ve kıvançta bir ve beraber olduğu Afganistanlı kardeşlerimizin barış, güven ve istikrar içerisinde yaşaması için büyük bir gayret sarf etmiştir. Buna devam edeceğiz. Birleşmiş Milletler kararları çerçevesinde 2002'de ilk göreve başlandığı andan itibaren Uluslararası Güvenlik Yardım Kuvveti'ne 2015'ten itibaren de NATO'nun kararlı destek misyonuna katkı sağlamayı sürdürüyoruz. Ve burada Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının ve Türkiye'den gelen diğer bakanlık ve kurumlara mensup arkadaşlarımızın başarıları da oradaki uluslararası kamuoyu tarafından büyük bir hayranlıkla, büyük bir saygıyla izlenmektedir. Halihazırda Kabil
Eğitim Yardım Danışmanlık Komutanlığı'nı biz yürütmekteyiz. Türkiye olarak, Türk Silahlı Kuvvetleri olarak. Bugüne kadar elde edilen kazanımların korunması ve bu kapsamda 6 yıldır sürdürmekte olduğumuz Hamit Karzai Uluslararası Havalimanı işletilmesi sorumluluğunun gerekli şartlar sağlanırsa tarafımızdan devam ettirilmesi söz konusudur. Bu konuda görüşmeler devam ediyor. Bu hususu diğer ülkelerle beraber nasıl yapabiliriz çalışması yapıyoruz. Bu kapsamda Amerika Birleşik Devletleri teknik heyeti de bugün şu anda bakanlığımıza geldi. Görüşmelerimiz başladı, devam ediyor. Şu an için alınmış herhangi bir karar yok. Mevcut personelimizin dışında bölgeye giden personelimiz de bulunmamaktadır. Şu anda orada bir mevcut personelimiz var. Onların oradaki mevcudiyeti devam edecek mi, etmeyecek mi? Ülkemiz ve Afganistan'ın menfaatleri için uygun sonuç elde etmek istiyoruz. Bunun için çalışıyoruz. Amacımız Afgan kardeşlerimizin güvenliği, huzur ve refahı için katkılarımızı devam ettirmektedir. Değerli arkadaşlarım, her zaman ifade ettiğimiz gibi biz bölgemizde ve dünyada tüm sorunların uluslararası hukuka uygun olarak barışçıl yöntemlerle ve iyi komşuluk ilişkileri içerisinde çözülmesinden yanayız. Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'taki sorunların da diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğine samimiyetle inanıyor ve bunun için gerçekten büyük çaba sarf ediyoruz. Bu kapsamda Yunanistan ile istişare görüşmeler ve NATO ayrıştırma usulleri toplantılarının yanı sıra güven artırıcı önlemler çerçevesinde 4. toplantının 1. bölümünü video telekonferans yöntemine gerçekleştirdik. Ancak muhataplarımızı müteakip toplantı için Ankara'ya beklediğimizde buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bizler daima pozitif gündeme odaklanmak istiyoruz. Fakat maalesef kimi zaman Yunan muhataplarımızın provokatif eylem ve söylemeleriyle karşılaşıyoruz. Örneğin 1988 yılında karşılıklı olarak yaptığımız, sağladığımız bir Atatürk mutabakatı var. Buna göre turizm nedeniyle 15 Haziran ve 15 Eylül tarihleri arasında ve milli günlerimizde tatbikat ve bunun gibi faaliyetler yapılmasına dair. Bu moratorium olmasına rağmen maalesef bunu uyulmadığını görüyoruz. Ayrıca Yunan komşumuzun, Yunanlı komşularımızın beyhude silahlanma gayret ve çabalarının en büyük zararının Yunan halkının olacağı görülmeli, bilinmelidir. Yunan halkının kaynakları boşa harcanmamalıdır. Barış ve istikrar için en doğru, en kolay çözümün birbirimizin hakkına, hukukuna riayet edilmesi ve böylece iyi komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesiyle mümkün olacağı da artık anlaşılmalıdır, bilinmelidir. Her zaman belirttiğimiz gibi biz bu coğrafyanın zenginliklerinin bölge ülkeler arasında, uluslararası hukuk çerçevesinde ve adil bir şekilde paylaşılmasından, barış içinde, barış içerisinde müreffeh bir geleceğin birlikte inşa edilmesinden yanayız. Açıkça ifade ediyoruz ki bizim kimsenin hakkında, hukukunda, toprağında gözümüz yoktur. Ancak Kıbrıs dahil mavi vatanımızdaki hak, alaka ve menfaatlerimizi korumakta azimliyiz, kararlıyız ve çok şükür buna muktediriz. Ayrıca bölge barışına katkı sağlamak maksadıyla başta Mısır olmak üzere ilgili ülkelere çalışmalarımız, temaslarımız da devam etmektedir. Sonuç olarak Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, Birleşmiş Milletler, NATO, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, Avrupa Birliği bünyesinde ve ikili anlaşmalar çerçevesinde Suriye'de, Irak'ta, Azerbaycan'da, Libya'da, Katar'da, Kosova'da, Bosna'da, Somali'de, Afganistan'da ve daha birçok coğrafyada omuzlarındaki şanlı bayrağı atalarından aldığı ilhamla ve gururla taşımaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle hassas film kitinin üretilmesinde, geliştirilmesinde emeği geçen başta Sayın Bakanımız olmak üzere TÜBİTAK, SAGE ve ASBAT çalışanlarına teşekkür ediyorum. Ve tabii burada bizim silahlı kuvvetler mensuplarımızın, hava kuvvetlerimizin de bu konudaki faaliyetlerini büyük bir takdirle izliyoruz. Önümüzdeki günlerde bu yeteneğin çok daha fazla gelişeceğini ve dolayısıyla işbirliğimizin çok çok daha verimli hale geleceğini de buradan söylemek yanlış olmayacak. Arkadaşlar, bu vesileyle Sultan Alparslan'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kadar 1000 yıldır bize vatan olan bu topraklarda bu günlere, bu seviyelere gelmemizde emeği geçen, katkı sağlayan bütün devlet büyüklerimizi ve komutanlarımızı saygıyla anıyorum. Aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmetle, minnetle yad ediyor. Hayatta olan kahraman gazilerimize ve şehitlerimizin ve gazilerimizin kıymetli ailelerine
saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Hava kuvvetlerimizin imkan ve kabiliyetlerinde daha da yükseltecek olan bu ürünlerin ülkemize, milletimize ve silahlı kuvvetlerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Sizleri bir kez daha şanslım arkadaşlarım adına sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sayın Bakanım, hitaplarınız için çok teşekkür ediyoruz efendim. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank'la birlikte eğer tensip buyurursanız hemen sahnenin sağ tarafında HGK Hassas Güdüm Kiti 82 Golden üretiminin anı imzalanın tensip buyurmanız halinde sizler tarafından atılması öngörülüyor efendim. TÜBİTAK SAGE tarafından yerli ve milli olarak geliştirilen küresel konumlandırma sistemi HGK 82 Golden imzalıyorlar şu an. Hassas güdüm. Çok teşekkür ediyoruz. Vatanımıza, milletimize hayırlı olsun. Misafir etmeye devam edeceğiz. Ben bu basına kapalı olacak. Göstermiş oldukları ilgiden dolayı. Evet, çok teşekkür ediyoruz.